Herkese merhaba. Ha, Melody'ye hoş geldiniz. Beni çok seviyor, dayanamıyor. Melody'ye hoş geldiniz. Bugün Bayliss'le yatak kıyafetlerimizi giydik ve dedik ki, dildim çok kötü oldu dedi Bayliss. Melis dedi, ellerim kurudu dedi. Ne yapsak acaba dedi. Ben de dedim ki, önce bir sakin ol dedim. Bir sakin ol. Ne yapalım? Maske yapalım Bayliss dedim. Ama maskeyi Bayliss uygulayamayacağız. Neden? Çünkü maske çekerek çıkartılıyor ve Bayliss bir tüy torbası. Değil mi? Tüy torbası mısın? Beni yalama. Ben seni yalıyor muyum? Ama Bayliss her zamanki gibi hiç durmadığı ve hiç sakin olmadığı ve bu kadar tatlı olduğu için şimdi onu içeri göndereceğim. Değil mi Bayliss? Değil mi? Ha? Hayır, gitmek istemiyorum. Bana da maske yap. Ben de kızım. Hayır, gideceksin. Hayır, git. Oh! Maskeyi de düşürdüm. Evet. Şimdi bugün yine çok tatlı bir maske yapacağız. Bu maskeyi birçok yerde gördüğünüzü biliyorum. Siyah maske. Özellikle böyle Instagram videolarında sürekli gördüğünüz bir şey bu siyah maske. Cidden soyuluyor falan filan. Ben bunu yeni aldım ve deneyelim dedim. Bakalım işe yarıyor mu? Hep beraber göreceğiz. Ne yapıyoruz? Spatulamız var. Bu spatulayı hatırladınız mı? Diğer dillerde birçok saçma sapan şey için kullanmıştım. Şimdi bunu başka bir amaç için kullanırız. Gördüğünüz gibi artık tamamen petrole bulanmış gibi suratımla maskemi deniyorum. Arkasında yazdığına göre 10-15 dakika boyunca kurumasını bekleyeceğim. Hadi bekleyelim. Hayır, benim olacak o. Hadi ben yüzümü çıkartacağım. Kurudu. Hatta ben böyle yaptım. Hadi bakalım soymaya başlayalım. Soyulan maskeler hep senin işindir. Tek seferde soymayı başararak dünya çapında bir ilke imza attım. Evet. Hiç bunu tek parçada soyamamıştım. Vallahi Melody'nin uğuru. Ben buyum aslında. Evet, bakıyoruz. Gerçekten o reklamlardaki gibi beyaz noktaları görebiliyorum. Bu kadar çok siyah nokta mı varmış? Allah. Ama bence çok tatlıyım. Mesela ben yokum ama bu var. Çok tatlı. Gördüğünüz gibi bunu uyguladım. Bunu Black Mask. Bütün şeylerde satılıyor artık. Gratislerde, Vassons'larda, Yves'lerde. Bu arada çok indirimde bunlar. 10-15 lira gibi falan bir fiyatı var. Ve bence başarılı. Şu an tabii birazcık kırmızıyım. Çünkü sonuçta yüzüm temizlenme aşamasında. Geri kalan siyah noktaları da yıkayarak ya da benim genelde makyaj temizleyici kullanarak yaptığım gibi çıkartabilirsiniz. Bakalım kaçta çıkıyor. Demek ki buradaki deriler çok daha ince olduğu için herhangi bir zarar görmesin cildimiz. Ben iyi hissediyorum ya. Vallahi bayağı. Güzel yani. Kullanılır. Olur. Siyah maske kullanılır. Hem de böylece gerçek yüzümü görmüş oldunuz. Gerçek yüzüm bu. Ama tabii reklamlarda izlediğiniz kadar böyle tek tek çıkmıyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Cildiniz ne kadar çok siyah nokta olduğuna ve cildiniz ne kadar yağlı olduğuyla alakalı. Benim T bölgesi yağlı ama geri kalanı kuru bir cildim var. O yüzden daha çok o beyaz noktalar şeylerde çıkmış. T bölgesinde çıkmış. Ama yine de başarılı buldum. Ne yapıyoruz? Başka maskelerde tekrar buluşuyoruz. Ama bunun önce ne yapacağız? Şu an üstümde ne var? Üstümde ne var? Gördüğünüz gibi Bahar'ın pazardan benim için yaptığı kombin var. Ki gerçekten canım arkadaşım o kadar yumuş yumuş ve sıcak bir şey yapmış ki benim için direkt uykum geliyor. Gerçekten öyle.
artı bakın ne kadar da tatlı oldu. Yani ne çok güzeller. Bahar'ın ellerine sağlık diyorum ve o 50 lirayı bu kadar iyi kullandığı için kendisini tebrik ediyorum. Kocaman alkışlar Bahar Eriyan için. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ediyoruz. Aynı zamanda YouTube'dan abone oluyoruz. O zaman yeni makyaj videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, her zaman bakımlı kalın. İçinizdeki ışık yüzünüze yansısın. Sevgili takipçilerim, Sakal Sayan duruşuyla. Hoşça kalın.